İşte MIT'i de olası bir iç karışıklık diyelim durumunda ya da savaş durumlarında MIT'i kendisine yakın olarak alıyor diye yorumlandı bu. Yani MIT Erdoğan'ı koruyacak gibi açık konuşmuyor. Öyle, bu seferberlik hali yönetmeliğine bu maddenin bir, ikinci ve üçüncü maddelerin eklemlenmesi bu. Olağanüstü hal kavramının eskisine göre değiştirilmesi de olası. Mesela çok ilginç bir şey. Gezi gibi olaylar. Bakın gezi gibi olaylarda ve yine savaş hali maddesi üzerinden, savaş hali maddesi üzerinden hak ve hürriyetlerin ne diyorlar? Yok yani nasıl söyleyeyim? Hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen durdurabildiği, yani anayasal hakların, vatandaşlık haklarının askıya alındığı bir dönemden söz ediliyor. Ve bakın yine bir cümle söyleyeceğim size. Hatta cümle söylemeden evvel tarihi bir olay anlatmak istiyorum. Hatırlarsınız 2015 seçimlerinde, Haziran seçimleri ve Haziran seçimlerinden sonra Kasım seçimlerini hatırlayın. Haziran'la Kasım seçimleri arasındaki katliamları, bombalama olaylarını hatırlayın. Haziran seçimlerinden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun İçişleri Bakanlığı ile ilgili olarak bir kanun tasarısı hazırlandı. Ben o dönemde meclise gittim ve o yeni hazırlıkla ilgili komisyon başkanı ile bir söyleşi yaptım odasında bizzat. Ve o dönemde o yaptığım söyleşide hem söyleşiye yansımayan özel sohbetin içerisinde komisyon başkanı demişti ki Türkiye önümüzdeki süreç içerisinde olağanüstü gelişmeler olabilir ve bu olağanüstü gelişmelerle ilgili yetkiler arttırılmalı. Onun için hazırlık yapıyoruz demişti. Hatırlayın o 2015 yılından sonra Hendek Savaşları başlamıştı. Hendek Savaşları'nda yaklaşık olarak 10 bine yakın insan ölmüş, binin üzerinde güvenlik güçleri şehit düşmüş. Bakın şehit düşmüş ve o yasa, Haziran'dan önce hazırlanan yasa etkin bir şekilde o dönemde kullanılmıştı. Şimdi bu yönetmeliğin çıkarılması hiç rastlantı falan değil. Hiç de öyle sıradan bir şey değil. Basitleştirilecek bir şey de değil. Daha iddialı bir şey daha söyleyeceğim. Mendo abi dedi ki, ya Erdoğan istediği zaman anayasayı takmıyor ki. Yani çok mu önemli? İstediği zaman zaten askıya alıyor, yok sayıyor, istediğini yapıyor. Ne kadar yaparsa yapsın, anayasal çerçeve içerisinde yapıyor. Bakın, 3 tane örnek anlatacağım size. Kılıçdaroğlu, hatırlayın. Hatırlayın Kılıçdaroğlu'nu. Şimdi bu anayasa, hani Erdoğan anayasayı yok sayıyor, uymuyor diyoruz da. Yıl 16 Mart 2016. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir toplantı düzenleniyor. Ve bu toplantıda Erdoğan milletvekilliği dokunulmazlığını gündeme getiriyor. Hatırlayın. Gündeme getirdiğinde diyor ki dokunulmazlık meselesini süratle neticelendirmeliyiz. Parlamento bu konuda adımını süratle atmalıdır. Yeni bir kişi mi olsun, iki kişi mi olsun öyle bir şey konuşamayız. Biz ortaya ilkeyi koymalıyız ifadelerini kullandı. Şimdiki adını yumoş taktığım Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel'in bir cümlesini okuyorum şimdi. Aynı gün yaptığı açıklama. Dokunulmazlık dosyalarının dönem sonuna bırakılmasının, dokunulmazlık sorununu da başka bir krize kadar ötelemek anlamına geldiğini belirterek, o yüzden bu işi ne sona bırakalım ne öteleyelim. Bu işi mecliste mutabakatla çözebiliriz. O zaman bir daha hiç dokunulmazlık konuşulmaz. Üçüncü hemen örnek anlatıyorum. Kılıçdaroğlu. Ne demişti? Anayasaya aykırı ama biz bunu kabul edeceğiz demişti. Şimdi bir kenara koyun. İki, 2017 referandumu, yani bugünkü ucube, otoriter, bu sistemin ortaya çıktığı dönemde 2,5 milyon mühürsüz oy YSK'nın yönetmeliğine aykırı olmasına rağmen, anayasaya, seçim kanununa aykırı olmasına rağmen mühürsüz oyların sayılamayacağına yönelik olarak hem yönetmelik hem kanun olmasına rağmen Kılıçdaroğlu ne demişti? Teşkilatlarına, örgütlerine, genel başkan yardımcısının imzasıyla İtiraz etmeyin yazısı göndermişti. Yani anayasayı yine yok saymış, seçim kanunu yine yok saymıştı. Daha pratik söyleyelim, herkes çok yakın hatırlayacak. 14 Mayıs seçimleri öncesi. Sadece Kılıçdaroğlu değil, muhalefetin tamamı. Tamamı ne yaptı? Hatırlıyor muyuz? Ferit orada mısın? Buradayım abi, seni dinliyorum. Ben onu merak ettim ve onun için gittiğimi zannettim.
Yok yok. Ne yapmıştı? Cumhurbaşkanı anayasaya göre aday olamayacağına rağmen başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Meral Akşener, Davutoğlu'su, Ali Babacan'ı ne yapmışlardı? Anayasaya aykırı. Ama biz onu sandıkta yenmek istiyoruz demişlerdi. Hatırlıyor muyuz? Hayır yani Erdoğan mağdur oynayacak diyordu Kemal Bey. Bana ne ya? Mağdur, ya anayasa değil mi geçerli olan? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasayı uygulamıyor, anayasayı tanımıyor da sanki muhalefet anayasa mı tanıyordu? Muhalefet de onun bir parçası, fark etmiyor. Şimdi olay buradan yola çıkarak son sözüm, Türkiye'deki Gladio'nun ve derin devletin en önemli örgütlenme olayını ve yasal çerçevesini oluşturduğu seferberlik ve savaş hali tüzüğü derin devlet yapılanmasının, sokak yapılanmasının aslında Erdoğan tarafından el konulma sürecidir. Ve bu tartışmaya da MHP ile yaşanan tartışmalar ışığında bakmak gerekiyor. Yani sokak ve derin devletin sokak, söyleyeyim site, cadde, mahalle örgütlenmesi yeniden inşa edilecek. Nokta. Evet, şimdi bu seferberlikle ilgili Memduh abinin tabii yaptığı yorumunu destekleyecek de bir şey yok. Yani herkes aynı şeyi düşünmek zorunda değil ya. Ben böyle baktım olaya. Ya yok ben abi, affedersin Ferit için, devam edeceğim. Şunu söylüyorum abi, senin de demin yaptığın yorumu destekleyecek bir şey söyleyeceğim. Bu 15 Temmuz'dan sonra ihraç edilenler vardı ya. Şimdi onlar şu anda bir anlamda hain olarak da görülüyor birileri tarafından diyorum yani. Çünkü ihraç edildiler. Onlar işte KHK'la ihraç edildiler canım. Onlar böyle bir şeyle, kanunla falan ya da mahkeme yani, kararıyla ihraç edilmediler ki. Anladım. Ama tabii kanun çok bir kararname çıkardılar. Bitti hepsi. Evet. Şimdi bu aynen öyle. OHAL ve KHK'lar ile TSK'dan kamu görevi veya meslekten ihraç edilenler diyelim. Bu yönetmelikle beraber yedek er olarak göreve çağrılacaklarmış. Yani bu yeni yönetmelikle beraber bu da şu anda oluyor. Yani buna göre TSK'dan ihraç edilenler, edilen generaller... Yedek er olarak olabilir mi öyle bir şey ya? Yani hava pilotları da... Ya öyle mi yazıyor orada? Evet abi, eski hava pilotları da seferberlik ya da savaş halinde yedek er olarak göreve çağrılabilecek. Er olarak. Er olarak göreve çağıracaklar adamları. Ya böyle bir insan hakları bir düşmanlığı olur mu ya? Adam oradan diyelim ki 2000 dolara yakın maaş alıyormuş. Adamı kovmuşsun kanun hükmünde bir kararnameyle. Suçu yok, günahı yok. Sen şimdi ya bakayım bana, devlete parasız er olarak çalış. Ben zannetmiyorum. Bütün bunlar bana göre tamamen kafa karıştırmak için. Herkes birbirini tartışıyor. Bana böyle abi, geliyor. Bakın, ben böyle görüyorum. Benim de abi, ben doğruyum. Ben doğruyum demiyorum Ferit'ciğim. Ben böyle görüyorum yani. Emre abi şöyle o zaman daha açık konuşayım. Çok garip yani bu. Şimdi bu insanları yeniden hani böyle görev verme ihtimalleri biz tamam bir savaş hali ortamında gibi ya da bir ayaklanma ortamında yazıyor. Tamam ama özellikle AKP, MHP, Cumhur İttifakı'nın böyle bir kavgası, ayrılması durumundan sonra bu tarz konuların da gündeme gelmesi ilginç değil mi? Ya acaba bir yani acaba abi, şey. açık sorayım ya. Acaba yeni bir ya yeniden bir barış ya bir şey mi oluyor? Yani devletin devleti bir şey mi oluyor? Ha, bunu konuşmayalım diye. Bunları konuşmayalım diye bunları konuşturuyorlar bize öbürlerini. Aslında esas her böyle olayın altındaki gizli amaç bambaşkadır. Hiç konuşulmasını istemedikleri konulardır. Ben sonra bazen geri zekalılık yaptım diyorum kendi kendime. Benim oğlum Aşkıncım benim o Çiller Yıllarım kitabının ön söz yazdı. Benim babam erkek Kassandra dedi. Hani yani yanlış bir şey belki ama ya da ne bileyim belki de kimlerine göre bilmek. Kassandra Truba Kralı Priam'ın kızı. Ne demek istedi yani? Ares aşık oluyor. Hı. Kadınla yatmak istiyor Tanrı. Kız da kabul etmiyor şeyi, Tanrı'yı. Tanrı da ona öyle bir lanet veriyor ki her şeyin gelecekten önceden bileceksin ama sana kimse inanmayacak diyor. Ben de dedim ki oğlum ben Kassandra kadın ama baba da değil, o erkek Kassandra yazdım. Şimdi çok ilginçtir. Ben her şeyi bilirim havasına değilim. Ama yine oğlum benden akıllı. Demişti ki bak görüyorsun ama birilerinin oyununu bozduğun için başına bela getirirler demişti. Ben 30 senedir medyadayım. Toplam çalıştığım süre 7 sene. Onun da 5 senesi Korkusuz Gazetesi. Çalıştırmadılar abi. Hep böyle yazdım.
7-8 sene sonra onlar oldu ama ben baktım ki meğer onları yazdığım için işten olmuşum, işten güçten olmuşum. Şimdi yine bakın aynı şeyi söylüyorum. Bunun altında tamamen kanun hükmünde kararnamelerle ilgili yumuşama var. Benim görebildiğim evet, bu var. Evet abi öyle gözüküyor doğru. Ben ha, şimdi... Çok güzel bir şu anda çok güzel bir yere geldik. Bu yorumu da başka kanallarda seyirciler bulamazsınız biliyorsunuz. Hassas bir noktaya geldik şu anda. Yani herkes başka bir şeyler konuşuyor bu seferberlik konusuyla ilgili ama bizim geldiğimiz... Amaç o zaten. Ki bana da öyle geliyor. Son maddeyi okudum. Erdoğan... Ne diyor? Son madde ne diyor? Son madde ne diyor? Son madde derken yani son madde son şeyim yani. Son o size anlattığım şey bu. KYK'lılar görevden ihraç edilenlerin yedek er bile olsa abi bir şey var burada. Yani bir geriye dönüş. Acaba diyorum çünkü Erdoğan... Tabii adamı general yapacağız demek istemiyorlar. Böyle diyorum. Canım. Ben de diyorum ki sırf amaç işte bundan. Yoksa böyle bir şey olur mu? İnsan haklarına %1000 aykırı bir şey ama önemli değil. Bunlar kimsenin umurunda değil. Önemli olan bu eski kadroların sahiplerinin tekrar yerlerine iade edilecek olmasının zeminini hazırlamak. Buna evet. Şimdiden de bunlar evvelden köprü yoktu. Ben çocukluğum köyde geçti. Ali de bilir herhalde bu işleri. Feri sen bilmezsin. Biz dereden geçmeden önce hep taş atardık derenin içine. Taşlar atardık ki o taşlara basarak geçelim diye. Bana göre aslında diğer bütün tüzükler, müzikler, Tayyip Erdoğan onu verecek, bunu verecek falan filan hepsi birer tane taş geçmek için. Nereye geçmek için? Kanun hükmünde kararnameleri kaldırmakla ilgili. Taşlar bunlar diye. Bana öyle geliyor. Çünkü bu anlattıklarımızın içinde Recep Tayyip Erdoğan'ın şu andaki yapamayacağı hiçbir şey yok. Şu andaki yetkisiyle. Hepsini yapar abi. Kimse de niye yaptın diye sormuyor zaten. Ya 101. maddeyi deldi geçti gitti kimse bir şey sormadı. Şimdi mi soracaklar? Şimdi sevgili seyirciler. Dün gece resmi gazetede yayınlanan seferberlik konusuyla ilgili yaklaşık 45 dakikadır yorum yapıyoruz. Benim burada özetim şu olacak. Bir, evet Ayhan Bora Kaplan, Sinan Ateş gibi konuların gündeme geldiği, Devlet Bahçeli'nin bu konularla ilgili darbe ihtimali var diyeyim daha doğrusu gibi yorumları, Erdoğan'ın MİT Başkanı İbrahim Kalın gibi isimlerle sarayda buluşması, 4 Mehmet Şimşek'in ekonomik anlamda kemer sıkması ve artık toplumun da bunalması, burasına kadar gelmesi gibi olaylar. Yani devlet içinden de birileri darbeye teşebbüs edebilir. Öte yandan halk ayaklanabilir. Şimdi yani bunlar tabii umarım yani Allah korusun diyelim işte ama. Yani halk ayaklanması evet. Demeyelim. Onları da halkın ayaklanmasının önüne geçecek şekilde halkın gazını alabilecek bazı evet. Çok büyük operasyonlar. Bunlar evet. Öyle kardeşme operasyonları değildir. Büyük böyle konularda durumlarda büyük af operasyonları yapılır. Evet, İnsanlar ya da abi, bu sefer öbür taraftan alınırlar. Savaş. Ya da abi bir geniş kapsamlı bir savaş ilanı gibi konular işte olabilir ama evet, son noktayı şakasını son bile noktayı, düşünmek istemiyorum. Evet son noktayı şöyle koyduk ki bütün bu ihtimaller arasında var tabii ki olabilir dünyada her şey oluyor. Ama o son konuştuğumuz konu gerçekten taşları biraz yerine oturdu gibi gözüküyor. Gerçi Ali abinin fikri bilmiyorum. Biz Memduh abiyle bu konuda anlaştık. Feri. Yani bu KYK'lılar içeridekilerin dışarı çıkma ihtimali bunun içinde ülkücüleri şimdi MHP AKP geriliminde hani Gülen cemaatinin ya da Gülen cemaatine yakın ya da yakın olmasa bile KYK ile atılan bazı kişilerin yerine gelen MHP'liler bu sefer görevden alınırsa kim gelecek yerine gibi mevzular tartışılıyor olabilir mi acaba diye de evet. Konuyu ortaya attık. Evet abi. Evet. Tarih çok eski değil. 100 yıl önce değil. 15 Temmuz 2016 yılında sokağa, askeriye, Ergonokon davasında, Balyoz davasında, Ay Işığı davasında gözaltına alınmış, tutuklanmış ve ordudan atılmış olan askerler o gece sokağa çıktılar silahlarını bellerine takarak. Ve çok ilginçtir 15 Temmuz 2016'dan sonra orduda FETÖ'cüler cemaatin gizli yapılanması tasfiye edilirken o tutuklanmış olan, gözaltına alınmış, ordudan atılmış subaylar geri döndüler Ferit. Bakın 8 yıl öncesinden söz ediyoruz. Tam 8 yıl önce. Onun için olamaz. Böyle bir şey olmaz demek mümkün değil. 8 yıl önce oldu çünkü. Ergonokon davalarındaki Erdoğan'ın tavrını hatırlayın. Erdoğan savcısı Baykal avukatıydı biliyorsunuz hatırlarsanız. Yani o açıdan bakın 24. madde. 4. maddenin değişik fıkralarında olağanüstü hal ve savaş hali tanımlanmasına rağmen
Yeni yönetmenin 24. maddesinde bir tanımlama daha yapılıyor. Açılım yapılıyor. Nedir o? Cumhurbaşkanı aşağıdaki belirtilen hallerde genel veya kısmi seferberlik ilanına karar verir. Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi. Baş göstermesi çıkmasından söz etmiyor. Olasılık. Savaş olasılığı var deyip kısmi seferberlik veya genel seferberlik ilan edebilir Cumhurbaşkanı. Daha ileri gidiyorum. Hemen ileri gidiyorum derken B maddesini okuyorum. Ayaklanma olması veya vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli bir eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve veya, yani bu bunu kim yazmışsa çok seviyor ve veya demeyi, bölünmezliğini içten ve veya dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması. Bu kanun değildir ama. Ya bu dil kanun dilidir. Yani o şeyden dolayı değil de. Abi bu seferberlik yönetmeli. Ya işte hayır, tamam da yönetmelikler, yani kanunlar ya. Böyle. B. Kur'an da öyledir, Tevrat da öyledir, İncil de öyledir. Bu tarz şeyler hep böyle çok B'lerle. Tamam, bir şey demiyorum abi. Dil açısından ayrı. Yani kısacası bu süreçle ilgili olarak hiç hayra alamet olarak görmediğimi ifade ben, etmek ben, istiyorum. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok şaşıracaksınız biliyorum ama. Çok bizi izleyenler de çok şaşıracaklar. Belki hatta günden bile olsa olabilir. Umurumda bile değil. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam, yanında olsam, beraber olsam şu anda Recep Tayyip Erdoğan'a, ona söyleyeceğim bir tek şey var. Ne yapın yapın. Ergenekoncularla Gülencileri barıştırın. O zaman zaten Kürt siyasi hareketiyle de otomatik olarak barışmış olursunuz. Ergenekoncularla da Kürt siyasi hareketini barıştırırsınız. Hem kendi geleceğinizi garanti alırsınız, hem memleketin geleceğini garanti alırsınız. Ben böyle bir. Bak yalan yok. Buna katılmadığını söyleyeyim. Hani, ya katıldı ya. Yok, bir temenni söylüyorsun abi. Öyle ya söyleyeyim. Ben olsam, bana sorsa, ya şimdi benim danışmanım olsan, bana Memdu abi diyordu bir zamanlar. Abi ya benim danışmanım olsan bana bugünlerde ne tavsiye edersin? Ben derdim ki ben senin danışmanın olurum, tamam. Şu şartla cemaatçilerle Ergenekoncuları bir an önce barıştır. O zaman sen otomatik olarak barışırsın. O zaman Ergenekoncular da Kürt siyasi hareketi de barışır. Sana %70'lik bir ortam çıkar derim. Ferit. Ben böyle derim. Mendo abiye şimdi o izleyicimin hem sorusunu soracağım, hem de köylüyle yılanın hikayesini anlatacağım. Köylüyle yılanın hikayesinde köylü der ki sende evlat acısı, bende kuyruk acısı olduğu sürece der barışamayız seninle. Ne Ergenekoncuların ne FETÖ'cülerin. Ondan da yılan da sonsuza kadar yılan olarak kalır, köylü evet. Sonsuza kadar köylü olarak kalır. Evet abi. Şimdi o buradan yola çıkarak... O fıkrayı da uyduranın ben ta. Deme abi, niye diyorsun? Uydurmuşlar. Şimdi ya abi böyle, sana... Ya böyle. Bütün bak çocuklar. Affedersiniz, beni affedin ama dünyanın başının en büyük belası insanların birbirlerine yaptıklarını unutmamalarıdır. Oysa büyük adamlar ne demişler biliyor musun? Allah'ım ben hatırlamayı biliyorum. Sen bana unutmayı nasip eyle ya Rabbi. Dünya işte bu unutmayanlar yüzünden bu halde. Unutmayanlar. Barışmayı bilmeyenler. Mustafa Kemal Atatürk Yunanistan'ın başkomutanı iken Mehmetçiklerimizin öldürülmesini emreden Venizelos Yunanistan başbakanı olduğunda İstanbul'a davet etmeseydi biz daha kolay bir yine de pek çok konularda çok daha fazla silahlanmak zorunda kalacaktık. Belki de pek çok paramızı yeniden silaha ve Yunanistan savaşına yatırarak o hamleleri, o 15 senede yaptığımız o Cumhuriyet tarihimizin hiçbir döneminde yapamadığımız hamleleri yapamayacaktık. Çok büyük adamdı Mustafa Kemal. Mustafa Kemal çok büyük adamdı. Neden? Unutmayı biliyordu. Affetmeyi biliyordu. Şimdi Türkiye değil, bütün dünyayı şu anda yönetenler, Türkiye için konuşmuyorum, başım belaya girer, dünyayı bir sürü gerizekalı yönetiyor. Savaşıyorlar, silaha para harcıyorlar, birbirlerine kavga ediyorlar. Allah onların belalarını versin. Yazık günah ya. Yazık be. Bu topraklar, bu dünya toprakları daha 300 milyar insanı besler. Yıllarca. Sonra Allah kerim. Şimdiden alacak tedbirler değil ama yazık günahtır ya. Yazık günahtır ya.
Kusura bakma Ali, tepkim sana değil. Yok yok fıkraya, abi. O fıkra, benim... o fıkra kısaya çok kızdığım için. Abi tabii ama benim Gülencilerle ilgili itirazım var çok net bir şekilde abi. Ya abi itiraz edeceksin ya, ben sana zaten bir tikeden bahsetmedim. At olayı ayrı abi, at olayı ayrı ama Gülencilerin bir istihbarat çalışması olduğunu ve Türkiye'de 1960'lardan itibaren örgütlenmesine bakınca bunu açık şekilde görmek mümkün. Ve kendi iktidar oldukları dönemde, yani AK Parti'nin olduğu dönemde en güçlü oldukları dönemde nasıl bir demokrasiden yana olduklarını da yaşayarak gördük. Onları, yani, onları savunmuyorum Ali, onları yok, savunmuyorum yok. Ama şunu bir daha... Ali bak, şu bir daha hareket. Söylemedim abi. Türkiye'de siyasal İslam dediğimiz, İslamcıların, yani milli görüşçülerin asla ve hiçbir zaman militan güçleri olmadı kardeşim. Milli Türk Talebe Birliği vardı. Ülke ocaklarının yanında zemzemle yıkanmış kadar temiz insanlardı. Kavga, gürültü, dövüş, patırtı yok. Gülen cemaati, istediğimiz her şeyi söyleyelim. 15 Temmuz'a kadar bu insanların hiçbir zaman silahlı bir teşkilatlanmaları olmadı. Sokak hareketlerine girmediler. Abi zaten emniyet de ordu ellerinde abi. Canım be. Dünyanın en büyük ordularının Hitler'in ordularıydı değil mi? En büyük güç Hitler dedi. Emniyet onun emniyetiydi ama yanında kara kahverengi gömlekliler vardı. Ah benim Ali'cim. Ah benim canım Ali'm. Sen çok akıllısın, çok entelektüel birisisin ama tarih bambaşka bir şey. Neyse Ferit. O kahverengi sözümü tamamlayayım mı bu konuyla ilgili? Ha, evet, o günkü abi. Kahverengi bir dakika. O günkü kahverengi gömlekliler bugün Türkiye'deki MHP'liler kardeşim. Ben hemen sözümü tamamlayarak yapmak istiyorum, bitirmek istiyorum. Hatırlayın, Mendoh abinin söylediği öngörü açısından hayal diye görebilirsiniz ama özellikle... Hayal değil ya, fantezi. Yok yok, Mendoh abi, fantezi olmadığının bir boyutunu açıklayacağım da onun için abi. AK Parti Genel Merkezi'nde Özgür Özel'le Erdoğan'ın görüşmesi sonrasında bir müzakere yapıldı. Özgür Özel'in talepleri oldu ve bu taleplerinden kiminin kabul edildiği, kiminin kabul edilmediğini Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki 3-4 numarayla yaptığım bir telefon konuşmasında öğrenmiştim. Önce onu söyleyeyim, bunu paylaşmıştım da. Şimdi oradaki müzakere sonucu neyin kabul edildiğini gördük. 28 Şubat'ın sorumluları olduğu ve ceza almış olan paşalar serbest bırakıldı Cumhurbaşkanı'nın affıyla, yani anayasal yetkisini kullanarak affetti. O affının hemen ardından biliyorsunuz neydi, ne Doğanlı? Affedilen askerim diyorsun. Evet evet, hani röportaj söyleşi yaptı ya. Çetin Doğan. Çetin Doğan olması lazım. Emekli general. Çetin Doğan dedi ki biz affedilmedik. Ne olmuş? Cumhurbaşkanı anayasal yetkisiyle o sağlık nedenleriyle salıvermiş. Ya kardeşim onun adı af. Yani anayasa Erdoğan'a verdi. Ardından Bahçeli ne dedi? Dedi ki ben cezaevinin genel müdürü olsaydım ya da işte kimse yetkilisi onu aynı anda alır içeri atardım dedi Çetin Doğan için. Hatırlayın lütfen Devlet Bahçeli. Evet. Çirkin bir şey ya. Hem çirkin hem Çetin Doğan'ın açıklaması da çirkindi. Yani affedilmedim. Affedildin kardeşim. Affedilmedi. Sana bak yine sana katılmıyorum. Neyse anlatırım. Abi bitireyim sözümü. Bitireyim. Peki tabii canım. Ama Çetin Doğan çok rahatsızdı ama gördük ki hiç de rahatsız falan değil. Son derece dinamik konuşuyordu. Özgür Özel'le o müzakere, o AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme olmasaydı o 28 Şubatçı subaylar, paşalar bırakılmayacaktı. Buradan söylemek istediğim olay şu. Yani bu konuyu kapatmak için söylüyorum. Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği önümüzde Türkiye'deki olabilecek olaylarla ilgili olarak Erdoğan'ın elini güçlendiren ve sokağı kontrol etmek üzere çıkarılmış bir yönetmeliktir Ferit. Son sözüm bu. Memdu abi bir de şu konuyu sana soracağım artık. Soracağım bunu. Şunu söyleyeyim sonra. O 5 general ap olunmadı. O bir defa çok yanlış bir şey olur. Yani kanun anayasa gereği olarak tahliye edildiler. Anayasanın emri gereği tahliye edildiler. Bir senede gecikerek tahliye edildiler. Ne affı ya? Böyle bir şey olur mu ya? Cumhurbaşkanı imza atmasaydı nasıl çıkacaklardı abi? Ne demek atmasaydı ya?
Ya ne demek o askeri ya? Ya işte bak. İşte yanlışlık buradan kaynaklanıyor. Işte abi. Ece, kardeşim atmak zorunda. Erdoğan yaşayacaksa ve siyasetten sonra yargılanacaksa bir tanesi de göreceksiniz. Bu paşaların yakınlarının açacağı davadan yargılanacak. Senin önüne rapor gelmiş. Bir sene bekletemezsin o raporu sen. Anayasanın gereği o raporu imzalayacaksın kardeşim. Ben Cumhurbaşkanıyım, imzalamıyorum. Yok öyle bir şey kardeşim. Ya Cumhurbaşkanıysan sen sorumsuz değilsin ki. Bak ben geçen gün abi cezaevinde Çetin Doğan Paşa gibi yatan binlerce insan var Mendo abi. Kardeşim onlar hakkında da varsa bir karar tıptan alınmış bir karar varsa onlar da çıkarılır. Erdoğan'ın bu raporlar olmadığı halde bir de af yetkisi var. Onlara bir şey diyemem. Elbette var. Sivas katliamının sanıklarını affetti. Katilleri affetti. Evet. Yanlıştı o. O aftı. Neyse. Evet Ferit'ciğim devam et. Hemen abi, son olarak söylemiştim. Bir sorum var. Sorumu hemen soracağım. Öylelikle bitireceğim. Yani bu konuyu bu konu derken biraz farklı bir konu ama özellikle üzerimde kalmasın diye Sedat Gülrenk soruyu soran. Mendut dedemizin yüce gönlüne ve anlayışına sığınarak bir soru sormak istiyorum. Okuduğum kitaplara, tarihsel olaylara, izlediğim filmlere ve yapılan belgesellere dayanarak edindiğim bir fikrim var. O da şudur ki, bana birisi sorsa, derin devlet olsaydı bu yapının içinde yer alan kişi nasıl bir kişi olmalı? Cevabım şöyle olurdu. Ülke içerisinde iş dünyasından siyaset dünyasına, sanat dünyasından medya dünyasına ve hatta göreceli olarak da mafya dünyasına mutlaka bir yerlerinden dokunmuş ve tüm bunlarla alakalı yaşanmışlıkları olan, fikir sahibi olan bazılarının bir fiil içerisinde yer almış, toplumun geniş kesimlerince de saygı duyulup sevilen ak saçlı tontiş dedeler olurdu herhalde derdim. Benim kafamdaki bu tasvire göre Menduh dedemiz ne kadar da hayır diyecek olsa bile ülkemizin geleceği için çalıştığını düşünebileceğimiz ak saçlı dedeler heyetinin, derin devletin bir gönüllüsü olabilir mi diye sordu. Ben de aynı soruyu sana soruyorum abi. Derin devlet olarak tanımlanmamak şartıyla tabii olurum. Niye olmayayım ki? Elbette olurum. Ben ihtiyarlık, bakın dünyanın bütün dönemlerinde, şimdi değil, dünyanın bütün dönemlerinde antik filozoflar çağından günümüze kadar ihtiyarlar, aslında ihtiyarlar bilge, deneyim sahibi, hayatı sadece okuyarak değil, bizzat yaşayarak öğrenmiş insandır. Benim çocukluğumda benim babacığım muhtardı. İhtiyar heyeti vardı babamın. İhtiyar heyetleri öyle yaşlı insanlar değildi ama ihtiyar heyetiydi ve merak etmiş sormuştum babacığıma da diye. O da dedi ki bunlar hepsi tecrübeli insanlar. Bu dünyanın kuruluşundan beri var ama biz Türkiye'deki o Abdülmecit'in kurduğu Encümen-i Daniş benzeri kuruluşları Türkiye'de tamamen ve tamamen amatör olarak çalışan, son dönemlerde de bunlar Ankara'da bir ara buluşanlar vardı. Vardı, hala var mı bilmiyorum. Biz onları derin devlet diye tanımladık. Ve derin devleti 3 Kasım 1996'da çete devlet adını altında derin devleti yok ettik. Aslında yok ettiğimiz derin devlet değildi. Akil insanlar heyetini yok ettik. Akil insanlar. Türkiye onların sıkıntısını yaşıyor. Bugün Türkiye'nin önünde bir müşir yok. Yani yol gösterecek bir şey yok. Kimse kalmadı. Herkes korkuyor. Bir şey söyleyeyim mi aklıma geldi. Weimar Anayasası diye bir anayasa duymuşsunuzdur mutlaka. Entelektüel insanlarsınız. Dünyanın gelmiş geçmiş en muhteşem anayasalarından biri olarak kabul ediliyordu. İçinden Hitler çıktı. Neden? Almanlar ihtiyar heyetini kurmayı unuttular. Sonra evet 1945'ten sonra Almanlar ne dediler? Hazreti İsa gelse ona bile tek adam yetkisi vermeyi izlediler. Çünkü anayasalarında öyle bir açıklık vardı. Türkiye'nin şu anda başına gelebilecek en büyük bela tek adam yetkisidir. Erdoğan ailesini ve kendisini kurtarmak istiyor derken amacım işte o. Erdoğan anayasayı değiştirmek isterken inanın samimi. Bakın tekrarlıyorum, inanın samimi. Bu yetkilerle Erdoğan'dan gelecek, sonra gelecek olan muhalif, şimdikinin muhalifi bir cumhurbaşkanı eğer bu süreçte Erdoğan kendisiyle uzlaşmamışsa
Erdoğan'ı da sülalesini de yemin ederek söylüyorum, bu kanunlarla, bu yetkilerle mahkeme mahkeme cezaevi cezaevi gezdirir. Not edin. Ben sadece tahminimi söylüyorum. Geçen gün tahminden yargılanıyordum, beraat ettim. Çok rahatım. Erdoğan yargılanacak, mahkum olacak dedim. Erdoğan şikayetçi oldu. Yargılandım. 3 defa duruşmaya katıldım. Kendime de dedim ki tahmin ediyorum. Tahmin suç değildir. Ve çok güzel bir karar verdim yargıçla savcı beraber. Beraat ettim. Şimdi de söylüyorum. Erdoğan bu anayasanın peşinde koşarken samimi. Bak bu kadar net söylüyorum. Çünkü o bir baba. Ne olursa olsun kardeşim. Sevmem, kavga ederim, dövüşürüz. Her şeyi yaparız. Birbirimize her türlü eleştiri yöneltiriz. Ama o bir baba. Ben de bir babayım. Ali sen de babasın. Evlatlarımızın başına bir şey gelecekse gelmesin kardeşim. Benim başıma gelsin. O şimdiden geleceğini düşünüyor. Geleceğini kurması için bu başkanlık sisteminin kendisinden sonra bir başkasının eline geçmemesi lazım. Bugün kendisi bir yerde söyledi. Dedi ki ya dedi neyle ilgili bir şeyle ilgili dedi. Benden sonra gelecek olan çok kötü, adaletsiz birisi falan gibi laflar etti. Aslında mesaj gönderiyor ya. Mesaj gönderiyor. Vallahi Erdoğan benim... çok sıkıntıda. No Way Out. Erdoğan Kevin Costner, Gene Hackman filmindeki gibi köşeye sıkıştı. Çıkış yok. Çıkamıyor bir taraflara. Benim Ali abinin sorduğu soru üzerine derin devletin çok uzakta değil, bizzat yakınımızda olduğunu da anlamış oldum böylece. Daha dikkatli. Mende abi sürekli konuşurken her yayında kayıt altında boşuna mı söylüyor? Hiç konuşmam böyle bir şey. Arşiv derim sadece. Hayır, kayıt altında diyorsun abi konuşurken. Yok,